sevgili gençler. Tekrar merhabalar. Ben Kadir Gümüş, Türkçe öğretmeniniz. Yeni bir konu bomba gibi başlıyoruz o zaman. Konumuz ne? Sıfatlar. Hadi bakalım. Sıfatları tokatlayalım mı? Bence tokatlayalım arkadaşlar. Buyurun. Sıfatlar isimlerin önüne gelen ve onları niteleyen ve belirten sözcüklere biz ne diyoruz gençler? Tabii ki sıfat diyoruz. Ama ben düz sıfat deyip geçmek istemiyorum. Sıfatları izninizle ayırmak istiyorum. O zaman şimdi bana bakın arkadaşlar. Birinci sıfat çeşidimiz. Haydi bakalım. Niteleme sıfatlar. Vah! Bak. Şimdi sizinle niteleme sıfatlarını halledeceğiz. Ama bir ana sıfat çeşidimiz daha vardır. Tahtanın sağına doğru sileyim mi? Evet. Onu tabii ki tahtayı sildikten sonra diğer videoda halledelim isterseniz. Evet. Ama yazayım. İkinci sıfatımız da belirtme sıfatlar. Evet. Daha sonra sizinle tane hocanız size belirtme sıfatlarını anlatacak. Peki öğretmenin belirtme sıfatları kendi arasında ayrılır mı? Ayrılır tabii canım. Bakın arkadaşlar işaret sıfatı. Vay. Bak. İki. Sayı sıfatı. Evet. Üç. Belgisiz sıfat. Belirsizlik sıfatı diye de geçer. Dört. Soru sıfatı. Bak. Arkadaşlar. Soru köküne çok dikkat edeceksiniz. Tamam mı? İyi dinleyin. Belirtme sıfatları belirtir. Soru şöyle der. Aşağıdakilerden hangisinde bir isim sıfat tarafından belirtilmiştir derse belirtme sıfatları arayacaksın. Tamam mı? Bir tane daha bir sıfat var. Aa, o ne niteleme sıfatı ne belirtme sıfatı. Orada kalmış. Bambaşka. İşte o sıfatta nasipse ne sıfatı olacak arkadaşlar? İstisnai bir sıfat çeşidi olan ünvan sıfatı. Bir de ünvan sıfatımız var. Hani unvanın yazılışı ünvan olarak değiştirildi ya, ünvan sıfatı olacak. Tamam mı? Bak, eğer derse ki sana arkadaşlar aşağıdakilerden hangisinde bir isim sıfat tarafından nitelenmiştir derse niteleme sıfatı arayacaksın. Niteleme sıfatı niteler. Tamam. O zaman arkadaşlar işleyeceğimiz ana şablonu belirlediğimize göre artık bence hikayeye ne yapabiliriz? Başlayabiliriz. Gerçek bak. Niteleme sıfatı nedir biliyor musun? Varlıklar. Tamam mı? Varlıklar. Yani isimlerin önüne gelerek. Onların, tamam onları, renk, yani isimler, rengini, evet, onların, şöyle diyeyim, rengini, şeklini, biçimini, durumunu bildir. Evet. Beraber isim yazalım isterseniz arkadaşlar. Hadi isim. Buyurun. Masa. Al isim. Arkadaşlar sıra. Al isim. Tahta. Al isim. Gördük mü? Tahta. Kalem. Al isim. Çocuk. Al isim. Kız. Al isim. Bak gördük mü? İstediğim gibi isimleri ne yapıyorum? Yazıyorum. Arkadaşlar bana bak. Şimdi bunlardan niteleme sıfatının olay şudur. Ben bir ismi buldum mu? Buldum. Tamam. Bak. Arkadaşlar isimleri rengini, şeklini, biçimini bildirecek ve isme sorulan bir soruya cevap verecek. İsme sorulan nasıl sorusuna cevap verecek. Şimdi ben diyorum. Nasıl masa? Kırık masa. Bak al. Nasıl sıra? Mavi sıra. Nasıl tahta?
sağlam tahta. Bak, nasıl kalem, işlevsel kalem. Nasıl çocuk, yaramaz çocuk. Nasıl kız, mavi saçlı kız. Gerçekten rengin şekli bildirmiş. Nasıl masa, kırık masa. Masanın şekli, biçimi. Nasıl sıra, mavi sıra. Sıranın rengi. Nasıl tahta, sağlam tahta. Tahtanın durumu. Nasıl kalem, işlevsel kalem. Tahtanın durumu. Nasıl çocuk, yaramaz çocuk. Çocuğun durumu. Nasıl kız, mavi saçlı kız. Al, o zaman ben bunları bildireceğim. Bitti. O zaman bunlar ne sıfattır arkadaşlar? Niteleme sıfatıdır. Peki arkadaşlar. Niteleme sıfatları da tabii ki arkadaşlar bazı yapım eklerini alarak ne yapılabilir? Türeyebilir. Mesela nasıl yapacağım? Bak. Acı. Bak. Şimdi diyorum ki ben arkadaşlar acı. Değil mi? Şimdi ben diyorum yemek. Yemek isim. Tamam. Bak. Nasıl yemek? Acılı yemek. Mesela tuz bir isim değil mi? Bak, al, tuz bir isim. Yemek, bu da bir isim. Şimdi ben tuza yapamak getireceğim. Tuzsuz yemek şeklinde türeteceğim. Yani gördüğünüz gibi yapım ekleriyle de niteleme sıfatı ne yapılabilir? Türetilebilir. Hop, gerçekten isme sorulan nasıl sorusuna mister gibi cevap verdi mi? Vallahi ben de mister gibi cevap verdi. Tamam mı? Şimdi yalnız herkes dikkatini bana versin. Bakın. Şimdi gençler, niteleme sıfatları ne olur biliyor musunuz? İsterseniz bu niteleme sıfatlarını hoppa pozitif yapabilirsiniz. Öğretmenim, pozitif derken ne demek istediniz? Şunu demek istedim. Niteleme sıfatını pozitif yapıyorum izninizle. Oo, bak. Ah. Pekiştirme sıfatı. Pekiştiriyor. Pozitif yapacağım. Hadi beraber pekiştirelim mi? Mavi değil daha mavi. Masmavi. Bak, pekiştirdim. Ya da isterseniz şöyle de olur. Mavi mi mavi? Mımi ile. Ya da tekrar ettim. Mavi mavi. Hepsi pekiştirme. Yeşili pekiştirin. Yemyeşil. Bak, yeşil mi yeşil? Yeşil yeşil. O zaman buna pekiştirme sıfatı oldu mu? Asla. Niye olmadı hocam? Çünkü önde isim yok ki. Bak. Masmavi ev. Mavi mavi ev. Mavi mavi ev. Yemyeşil ev. Ev en kısa olduğu için onu yazdım. Buyurun isim. O zaman ben bunlara ne sıfatı diyeceğim gençlerim? Misler gibi. Misler gibi pekiştirme sıfatı diyeceğim. Alın. Nasıl pekiştirdiğimizi gördük mü? Aynı zamanda bunlar isimleri sorulan arkadaşlar nasıl sorusuna cevap verdi mi vermedi mi? Verdi. Pekiştirme sıfatı zaten niteleme sıfatının bir alt dalıdır. Aynı zamanda nasıl sorusuna cevap verdiği için, evin rengini bildirdiği için zaten ne sıfattır arkadaşlar? Niteleme sıfattır. Tamam. Yalnız her gördüğünüz pekiştirmeye tabii ki sıfat demeyeceksiniz. Tamam mı? Şimdi bak, pekiştirme yapıyorum. Herkes iyi dinlesin. Tamam. Diyorum ki ova uzaktan yemyeşil göründü. Bak yemyeşil. Şimdi burada da diyorum ki yemyeşil ovalar beni benden aldı. Bak 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 bak. Şimdi arkadaşlar yemyeşil, yemyeşil. Hep beraber bakın. Şimdi görünmek fiil önüne gelen. Ova isim. Nasıl ova? Yemyeşil ova. İsme soru sorulduğu için bu pekiştirmenin neyidir arkadaşlar? Sıfatıdır. Aynı zamanda niteleme sıfatı demiştim. Ama burada görünmek fiil. Nasıl göründü? Yemyeşil göründü. Oo, fiile sorduğum için nasipse ileride bu ne olacak arkadaşlar? Pekiştirmenin zarfı olacak. Anlaştık mı? Evet. Bak 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 bak. Ne güzel halde oldu burası. Bak. Şimdi negatif yapabilirim. Oo, negatif yapalım bir de. Eksi. Bu da nedir biliyor musunuz?
Küçülteceğim. Birinde pekiştirmiştim. Bunda küçülteceğim. O zaman ben burada ne diyorum gençlerim benim? Pekiştirme sıfatı demiştim. Şimdi bir de küçültme sıfatı diyorum. Bak, özelliği azaltalım mı beraber? Küçültmeklerini getireceğim hani. Cace var. Cıkcık var. Imsı imsi var. Değil mi? Ve ımtırak var. Trak yazılırken araya ı girer. Bunu biliniz. Hadi bakayım. Beraber küçültmeye ne dersiniz arkadaşlar? Bakın. Şimdi küçük dedim. Büyük dedim. Mavi dedim. Sarı dedim. Dedim işte bunlar. Ya da arkadaşlar ufak dedim. Şimdi beraber küçülteceğiz. Tamam mı? Şimdi ben diyorum küçük ev. Şimdi ben büyük ev diyorum. Mavi ev diyorum. Sarı ev diyorum. Ufak ev diyorum. Bunların hepsi isim mi? İsim. Şimdi ben küçülteceğim. Küçük ev. Atıyorum küçük ev. Küçük ev 150 metrekarelik evdir. Ama ben 70 metrekarelik ev. Daha küçük. Hemen ünsüz düşmesi yapıyorum. Küçücük ev. Büyük ev. 300 metrekare. Ama ben büyükten bir kıdım aşağıda olsun. Atıyorum 200. Al. Büyükçe. Şöyle diyeyim. Büyücek de diyebilirsiniz. Büyükçe de diyebilirsiniz. Yani tam büyük değil. Mavi. Bildiğiniz mavi renk. Maviden ton olarak aşağıda olsun. Mavimsi ev. Bak küçülüyor. Sarı ev. Sarıdan ton olarak biraz aşağıda olsun. Sarımsı da diyebilirsin. Sarımtırakta. Ufak. Daha ufak. Ufacık. Bak gördünüz mü? Hoppa. O zaman gerçekten küçülttüm. Gerçekten küçülttüğüme göre bunlar o zaman küçültme sıfatıdır. Peki aynı zamanda benim bu isme sorduğum nasıl sorusuna da cevap veriyor mu? Veriyor. Demek küçültme sıfatı da niteleme sıfatının neyidir arkadaşlar? Bir alt dalıdır. Buyurun. Ama her gördüğünüz küçültmeye sıfat demeyeceksiniz. Bakın şimdi yazayım örnek ve beraber düşünelim. Tamam mı? Diyorum ki ben. Küçücük küçültme. Elleri vardı. Tamam. Ev uzaktan küçücük göründü. Bak yazdım. Şimdi buradaki el isim. Görünmek fiil. Şimdi diyorum ki ben. Nasıl elleri vardı? Küçücük elleri vardı. O zaman bu küçültmenin sıfatıdır. Aynı zamanda niteleme sıfatının bir alt dalı. Ama görünmek fiil. Nasıl göründü küçücük? O zaman bu küçültmenin sıfatı değildir. Fiile soru sorduğuma göre neydir? Zarfıdır. O zaman gençler şu an hep beraber niteleme sıfatlarını şöyle güzel bir şekilde ayrıntısıyla görmüş olduk mu? Bence olduk. Şimdi arkadaşlar belirtme sıfatlarını göreceğiz. Ama belirtme sıfatlarından önce izninizle ben çok özel bir sıfat anlatmak istiyorum size. Ne niteleme sıfatına girer ne belirtme sıfatına girer arkadaşlar. Ünvan sıfatı, ünvan. Bak kişilerin ünvanı çok farklı tarzda bir sıfattır. Bakın hep beraber bakacağız. Birazdan da belirtme sıfatlarını göreceğiz. Ve ünvan sıfatının aslında ne kadar ortada bir sıfat olduğunu hep beraber öğrenmiş olacağız. Mesela ben yazıyorum burada. İyi dinleyin. Bak iyi dinleyin burada. Tamam. Ben yazıyorum burada arkadaşlar. Berk. Evet. Arkadaşlar yazalım ben burada hemen. Halis. Bak yazdım. Yazalım burada. Siz beni izleyenlerden birinin ismini yazıyorum. Ahmet. Beni izleyenlerden birinin ismini yazıyorum. Ceyda. Şimdi bana bakın. Berk. Bakkal Berk. Tam bakkal ismi değil mi? Halis. Doktor Halis. Bak al. Ahmet. O da ne olsun arkadaşlar? Terzi Ahmet. Ceyda. O da ne olsun arkadaşlar? Öğretmen Ceyda. Bak. İsim yazdım değil mi? İsim yazdım. Ne güzel arkadaşlar. Gördük mü? Şimdi bana bakın. Burada o bakkal, doktor, terzi, öğretmen derken onun ünvanını verdim.
Gördünüz mü önüne geldi. O zaman ben bunlara ne sıfatı diyeceğim arkadaşlar? Ünvan sıfatı. Yalnız ünvan sıfatlarında tüm sıfatlarda olmayan çok istisnai bir durum olabilir. Tamam. Ünvan sıfatlar. Ünvan sıfatları. İsmin önüne gelebileceği gibi istisnai olarak ismin arkasına da gelebilir. Bak 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 bak. İsmin önüne gelebiliyor, arkasına da gelebiliyor. Mesela ismi yazdım ben. Mustafa Kemal. Buyurun isim. Mustafa Kemal Paşa. Vay. Gördünüz mü? Hem niteleme sıfatlarında hem belirtme sıfatlarında olmayan bir özellik. Çünkü niteleme sıfatları mutlaka ismin, dikkat ettiyseniz, önüne gelir. Belirtme sıfatları da mutlaka ismin önüne gelir. Ama ünvan sıfatları ismin önüne de gelebilir. Mustafa Kemal Paşa derken ismin arkasına da gelebilir. Mesela öğretmen Kemal gelmiş yerine ne diyebilirsin sen? Kemal öğretmen gelmiş diyebilirsin. Anlaştık mı? Hikayemiz budur. Şimdi gelin ünvan sıfatlarıyla alakalı izninizle arkadaşlar buyurun bir soru hemen karşımızda olsun vakit kaybetmeden. Tamam mı? Haydi bakalım arkadaşlar bir soru. Buyurun. Bordoyu seçeyim değil mi? Bak sıfatlar. Niteleme sıfatı ve belirtme sıfatı diye iki ana başlık altında değerlendirilir. Gördünüz. Anlattım gibi. Niteleme sıfatları ismin önüne gelerek ismin rengini, şeklini, biçimini, durumunu bildirir. Evet. Mesela güzel kız, mavi kalem gibi. Belirtme sıfatları da ismin önünde kullanılır. İsimleri, işaret, sayı, belgesi, soru yönden belirtir. Birazdan anlatacağım yine ismin önünde. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yukarıda anlatılan duruma aykırı olarak ismin arkasına gelen bir sıfat. Sadece ünvan sıfattır. Masmavi serinlik. Serinlik isim. Nasıl serinlik? Masmavi serinlik. Bak niteleme sıfatı. İsmin önüne gelmiş. Sıfat şu an ismin önünde. Kimseyi bu durumda bırakmazdım işte ama sonuç bu. Arkadaşlar ileride gelecek. Durum isim. Bu hangi durum? Bu durum ismin önüne gelmiş. İşaret etmiş. İşaret sıfatı olacak. Tamam mı? Yine ismin önüne gelmiş. Ama ben ünvan sıfat arıyorum zaten. Burada da ismin önüne gelmiş. Kemal öğretmen dediğimi yapmalıydı. Şimdi kendileri zarar çıkacak. Aa, Kemal burada isim mi? Öğretmen burada ünvan sıfatı değil mi? Evet, öğretmen Kemal diye de yazabilirdim ben önüne getirerek. Bak, öğretmen Kemal diye de yazabilirdim. Kemal burada isim. Öğretmen Kemal derken bu ünvan sıfatı. Ama ünvan sıfatı arkasına da gelebilir. Dikkat ettiğiniz gibi Kemal öğretmen. Bak isim burada arkasına da gelebilir ünvan sıfatı. O zaman ben aradım buldum. Cevap Ceyhan. Bitti. Denizde adamları her gün aramak çare değildi. Her gün, her birazdan tahtada anlatacağım belge sıfatı ismini önünde. Ama ben ünvan sıfatı aradığıma göre gerek yok. Hiçbir gün derken gün isim. Hiçbir biraz sonra anlatacağım belge sıfatı. Bunların hepsi önünde. Ama ben zaten ünvan sıfatını aradığım için rahatlıkla olayı ne yapmış oldum? Çözmüş oldum. Anlaştık mı? O zaman arkadaşlar niteleme sıfatlarını beraber ayrıntılı bir şekilde, güzel bir şekilde bitirdik. O zaman vakit kaybetmeden hemen tahtamı silerek belirtme sıfatlarına geçiyorum gençler. Oradaki işaret, sayı, belgesi, soru onları güzel bir şekilde bitireceğiz gençler. Şimdi belirtme sıfatları. Arkadaşlar belirtme sıfatları nelerdi? Hatırlayalım hemen. Şimdi bunları anlatacağım. İşaret sıfatı vardı. Şimdi bunları işleyeceğiz. Sayı sıfatı vardı. Sonra belgisiz sıfat vardı. Ve soru sıfatı vardı. Oo, bunları beraber bitireceğiz. Bak unutmayın. Eğer soru kökü niteler derse niteleme sıfatı bulursun. Eğer soru kökü belirtir derse belirtme sıfatı bulursun. Hem niteler hem belirtir derse hem niteleme sıfatı bulursun hem belirtme sıfatı bulursun. Bakın şimdi arkadaşlar ilk
harften başlıyorum. İzninizle. Bir, işaret sıfatı. Oo hocam ne yapacak bu? Lan ne yapacak? İşaret edecek. Hadi işaret eden sözcükleri bir yazar. Buyurun. Bu, şu, bak da çekileyim siz de görün. Oh, bak yazdım. Öğretmenim, işaret sıfatı oldu mu bunlar? Olmadı. Niye olmadı öğretmenim? Lan önünde isim yok. Hadi isim koyun arkadaşlar. Hemen isim koyuyorum. Bu kalem. Şu kalem. O kalem. Bak hangi sorusuna cevap verdi mi? Verdi. Ve isim işareti diyor. Bu kalem, şu kalem, o kalem. O zaman ben bunlara misler gibi hop işaret sıfat atacağım. Tamam mı? Bakın. Böyle. Şöyle. Öyle. Yazdım. Öğretmenim buna işaret sıfatı mı? Değil kuzum. Niye? İsim yok ki. Bak. Böyle ev. Şöyle ev. Öyle. Önüne isim geldi mi? Geldi. Bak. O zaman. Böyle ev. Şöyle ev. Öyle. Aa. İşaret ediyor ismi. O zaman ben bunlara misler gibi ne sıfat edeceğim? İşaret sıfatı. Bak. Aynen. Arttıralım mı öğretmenim söylüyor. Tabii ki arttıralım canım. Kuzum arttıralım. Bak. Öteki. Beriki. Bak. Al. Öteki. Beriki. Ev isim mi? İsim. Öteki Beriki. Bak işaret ediyor. Önünde isim varsa işaret sıfatıdır. Bak yazıyorum. Buradaki. Şuradaki. Oradaki. Bak şimdi yazıyorum. Buradaki ev. Şuradaki ev. Oradaki ev. Önüne isim gelmiş mi? Gelmiş. O zaman ben işaret ediyor bak önüne. Buradaki ev. Şuradaki ev. Oradaki ev. İşaret sıfatı. Demek ki şu anda işaret sıfatının nasıl kolay bir mantığı olduğunu hep beraber algıladık mı? Mesela ben bir cümle yazdım. Bakın şöyle yazdım. İyi bakın. Bu adama şunu ver. Şimdi burada işaret eden iki sözcük var. Bu, şu. Buna bir dedim. Buna iki dedim. Bak gençler. Ben bunlardan bir tanesi işaret sıfatı. Önüne isim geldi işaret sıfatı. İsim. Bak bu adam ismi işaret etmiş. O zaman bir numara işaret sıfatı. İki numara değil. Değil ki. Niye değil hocam? Çünkü arkadaşlar dikkat ettiyseniz önüne isim gelmemiş. Önüne isim gelmemiş. O yüzden işaret sıfatı falan değil. Nasipse bir sonraki arkadaşlar derslerde o zamir olacak. İşaret ama zamir olacak. Tamam mı? Şimdi diyorum ki ben size arkadaşlar. Ben böyle dükkanda şöylesini görmedim. Ben böyle dükkanda şöylesini görmedim. Şimdi roman rakamıyla yazıyorum. Buna bir dedim. Buna iki dedim. Gerçekten önüne isim gelmiş dükkan. Böyle dükkan isim işaret etmiş. Bu işaret sıfatıdır. Ama bu değildir. Önüne isim gelmemiş. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? İşaret sıfatlar zaten sıfatlar kolay kolay ek almaz. Bak. Mesela böyle bu. Ama bak zamirler ne yapabiliyor? İleride zamir olacak onlar. Ek alıyor. Tamam. İşaret sıfatları falan çok nadiren ek alabilir. Hani böyle ev diyorum ya. Mesela böylesi ev gibi çok nadire ne alıyor? Ek alabiliyor. Onun dışında ek falan alamıyor. O zaman işaret sıfatını anladık mı gençler? Bence çok güzel anladık. Peki daha da pekiştirmeye ne dersiniz? Bence Allah dersiniz. O zaman arkadaşlar izninizle bunu daha da pekiştiriyoruz. Hemen akıllı tahtama geçiyorum. İşaret eden sözcüklerin altını çizmişim. Böyle bir işe girmeyi bu yaşa gelince düşünmeliydin. Bakın arkadaşlar. İş burada isim. Değil mi? Böyle iş derken ismi işaret etti mi? Etti. İsmin önüne geldiği için bu işaret sıfatıdır. Böyle iş. Gördük mü? Evet. Bu yaş. Yaş isim. Bak gördük mü? Bu yaş. İsmin önüne gelmiş işaret sözcüğü. Al sana
işaret sıfatı. Karşı ev, ev isim. Karşı ev derken ismi işaret etmiş, al sana işaret sıfatı. Öte yaka, yaka isim. Öte yaka derken buyurun işaret etmiş, o zaman işaret sıfatı. Şu ev, ev isim. Şu ev derken evi işaret etmiş, işaret sıfatı. Öbür tepe, tepe isim. İşaret etmiş, o zaman bu da işaret. Neyidir gençler? Sıfat. Bu adama bunu anlattım. Adam isim. İsmi işaret etmiş bu derken buyurun işaret sıfatı. Bunu olmaz. Önünde isim yok. O ileride zamir olacak. Şu benim için de öyle değerli bir mücevher de olmaz. Niye? Önünde isim yok. Ama şu mücevher dersem ismi işaret etmiş, o zaman işaret sıfat. Herkes olaya nasıl bakacağını anladı mı? Anladı mı? Bence anladık. O zaman beyaz tahtamdayım. Bak pıt oradayım, tık buradayım. Pıt oradayım, tık buradayım. Tamam mı? Ne kadar mantıklı. Hadi bakalım. Şimdi gençler, B. Sayı sıfatı. Aa, sayısını bildirecek. Gençler, sayı sıfatları. Bir. Bildiğimiz sayı, siz sayı sıfatı bilin geçin. Tamam mı? Ama ben ayırayım. Bir, asıl sayı sıfatı. Bildiğiniz sayılar, asıl sayılar. Evet, mesela 12 ya da 5. Dur! Hocam bunlar sayı sıfatı oldu mu? Hayır, tek başına buna bir isim. Buna ne zaman sayı sıfatı olacak? Önen isim geldiğinde. 12 ev, 5 ev. Şu an ben bunun önüne isim getirdim mi? Getirdim. Önüne isim getirdiğime göre buyurun. Bunlar asıl sayı sıfatı. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Siz bunlara direkt sayı sıfatı deyin geçin. Yani asıldır, şudur budur ayırmanıza gerek yok. İki, bakın. Sıra sayı sıfatı. Aa, sırasını bildirecek. Mesela 12 ya. 12'nin sırasını bildirsin. Evet, 5 sırasını bildirsin. O zaman ince ince ekler aldırıyorum. 12. 5. Tamam, incecekini aldım. O zaman hocam bunlar sıra sayı sıfatı oldu mu? Olmadı. Önüne isim gelmesi lazım. 12. ev, 5. Önüne isim geldi mi? Geldi. O zaman bu da sıra sayı sıfatıdır. Tamam mı? Evet, olay net bir şekilde anlaşıldı mı? Bence anlaşıldı. Bir şey söyleyeceğim size. Bak ısrarla aynı şeyi söyleyeceğim. Önüne ne gelecek diyorum? İsim gelecek. Şimdi dur. Burada bir saatli bomba var. Bunu bizim çözmemiz lazım. Bakın. Benim atıyorum 3 çocuğum var. Bak iyi dinle. 3 çocuğum var. Şimdi ben o çocuklarımı şöyle anlatırsam. 3 çocuğum varsa. Benim ilk çocuğum. Benim ortanca çocuğum. Benim son çocuğum. Bak son çocuğum. Ben böyle anlatırsam ilk aslında birinci olmuyor mu? Ortanca aslında ikinci olmuyor mu? Son aslında üçüncü olmuyor mu? Oo, demek ki bunlar da sıra sayı sıfatı. Siz sayı sıfatı deyip geçebilirsiniz. O zaman arkadaşlar buradaki davayı ve buradaki yanıltmayı da herkes kolay bir şekilde algıladık mı? Evet. Şimdi geldik buraya. Üleştirme sayı sıfatı. Aa, üleştireceğiz. Üleştirmeye ne dersiniz? 5, 12. Hadi hepimize 5 düşsün. O zaman ek getiriyorum. 5'er. 12'yi eğer getiremedim kaynaştırma. O zaman bunlar oldu mu sıfat? Hayır, önüne isim gelmedi. Mirastan 5'er ev düştü, 12'şer ev düştü. Ne güzel olur la. Evet. O zaman bakın bana. Geldik buraya. 5'er ve 12'şer derken bunlar da üleştirme sayı sıfatıdır. Önüne isim gelmiş. Evet. Şimdi geldik buraya. Sonuncusu. Kesir sayı sıfatıdır. Aa, kesirle yapacağız. Direkt söylemiyoruz. Kesirlerle söylüyoruz. Bakın hep beraber yazıyorum. 4'te 1.
Al sana kesir. Yazalım arkadaşlar başka. 8'de 7. Al. Yazdım buraya arkadaşlar. 5'de 3. Bak. Şimdi önüne isim gelmediği için bunlar sıfat değil. 4'te 1 elma. 8'de 7 pasta. 5'te 3 ev. Ah, önüne isim geldi. Önüne isim geldiğine göre buyurun. Bunlara da kesin sayı sıfatı diyebilirsiniz. Öğretmenim 4'te 1'in yerine çeyrek desem. Mesela 1/2 demesem, yarım elma desem yine kesin sayı sıfatı oluyor mu? Yine oluyor arkadaşlar. Rahat olun. %50. Evet. Bu da 1/2 demek. Ya sonuçta kesir. Bunların hepsi kesirli ifadeler. Rahatlıkla kesir sayı sıfatı oluyor. Bu arada asıl sayıları yazarken rakam kullanabilirsin. Mesela 5. Sakınca yok. Sıra sayı derken rakam kullanabilirsin. 5.5. Kesir sayı da kullanabilirsin. Mesela ben 4'te 1, 1/4. Sakınca yok. Ama arkadaşlar, üleştirme sayılarını yazarken rakam kullanmak yasak. Yani ben 5'eri katiyen böyle yazamam, yazıyla yazacağım. Atıyorum 2'şeri katiyen böyle yazamam. Neyle yazacağım? Yazıyla yazacağım. Anlaştık mı? Sayı sıfatları bunlardır. Ama her gördüğün sayı ibaresine sayı sıfatı demezsin umarım. Değil mi? Demezsin. Bak mesela ben dersem sana, önüne isim gelecek. Bak önüne isim gelecek, tamam mı? Önüne isim gelecek. Mesela ben dersem ki, ikinci kalemi 5'inciye verdim. Altın çizdim sayılar. Bak, ikinci kalem derken kalem isim, önüne gelmiş sayı sıfatı. Sıra sayı sıfatı falan demenize gerek yok. Sayı sıfatı diye geçin. Tamam mı? Ama 5'inciye derken onun önünde isim falan yok. O zaten tek başına bir isim. Tamam mı? Müzebe yazmış. Sınavdan 106. 100. Önlü isim var mı? Yok. Kardeş, o zaman senden sayı sıfatı falan olmaz. Peki şöyle derse. 100 puan aldım. Ya da 100 kişi geldi derse. Bak önünde isim var. O zaman arkadaşlar buradaki 100 sayı sıfatı. Öğretmenim asıl sayı sıfat deme. Aman sayı sıfat de geç. Çok fazla takılma. Bunu birazcık pekiştirmeye ne dersiniz? Tamam. Hadi bakalım. Bir etkinlikle pekiştirelim. Buyurun. Teknolojik akıl tahtamlayayım. 15 kişi de gördü bu güzel yüzü. Kişi isim. Önlü isim geldiği için sayı sıfat. Sıra sayı sıfat ama sayı sıfat demen yeter. 8. adama 5'inciyi vermiş. Adam isim. Önüne geldiği için sayı sıfat. Sıra sayı sıfat ama sayı sıfat demen yeter. 5. olmaz. Önünde isim yok. Onar kalem. Kalem isim. Önünde isim olduğu için sayı sıfat. Üleştirme sayı sıfat ama sayı sıfatı demeniz yeterli. Evet. İlk çocuğunu görüp son çocuğunu da görmek istedi. Çocuk isim. İlk çocuk. Sayı sıfat. Çünkü o 1. demek atıyorum. Değil mi? 1. O yüzden sıra sayı sıfatı sayı sıfat demen yeterli. Çocuk isim. Aa, bu da sayı sıfatı. Sıra sayı sıfatı. Çünkü benim 5 çocuğum varsa bu da 5. demek oluyor. 4'te 1 elma. Elma isim. Önüne geldiği için sayı sıfatı. Hatta kesir sayı sıfatı. Gördüğünüz gibi sayı sıfat değil yeter. Yarım elma. Evet, yarım elma 1/2 demek kesir. O zaman bu da sayı sıfatı. Kesir sayı sıfatı ama sayı sıfatı demeniz yeterli. O zaman ne kadar kolay olduğunu ve bunları anlatırken nelere dikkat edeceğimizi anladık mı? Bence harika bir şekilde anladık. O zaman şimdi geldik arkadaşlar. Buyurun izninizle. Ve diğer sıfat cinsimiz. Hop C. Belgisiz sıfat. Yani siz buna belirsizlik sıfatı da diyebilirsiniz. Gerçekten. Sayı sıfatı tam sayı veriyor ya. Burada belirsizlik olacak. Bak yazıyorum. Bir kaç. Bir çok. Yazdım. Her. Yazdım. Herhangi bir. Yazdım. Bak yazıyorum arkadaşlar ya. Başka. Yazdım. Bütün. Yazdım. Bak yazıyorum. Bazı.
Yazdım. Kimi? Yazdım. Hocam buna belki sıfat oldum. Asla olmadı. Neden olmadı öğretmenim? Çünkü önlerinde isim yok. Sıfat olmasın. Önünde isim olacak. Birkaç ev. Birçok ev. Her insan dediğimi yapmalı. Herhangi bir kişi gelsin. Başka adam istemem. Bütün sokaklar temizlendi. Bazı insanları anlamıyorum. Kimi insanlar beni anlamıyor. Bir takım kişileri sevmedim. Bak beraber bakalım. Hop bunlar isim. Gerçekten belgesiz. Bakalım. Birkaç ev. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. 3-5 mi? Birçok ev. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Her insan dediğimi yapmalı. Kaç kişi bu her insan? Herhangi bir kişi. Kim? Başka adam. Kim olduğunu bilmiyorum. Bütün sokaklar. Bir mi, iki mi, üç mü bilmiyorum. Bazı insanlar. Sayısıyla alakalı hiçbir fikrim yok. Kim insanlar? Sayısıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Bir takım kişiler. Sayısıyla ilgili hiçbir fikrim yok. O zaman bunlar da belgesiz sıfattır. Bak. Yazıyorum. Hiçbir kişi seni sevmedi. Hiçbir adam gelmedi diyorum. Bak yüklemi de özellikle yazıyorum. Tamam. Şimdi adam isim. Hiçbir belgesiz sıfat. Şimdi burada öğrenci diyor ki hocam hiçbir adam gelmediyse sıfır. Sayısı belli. Ama bak gelmedi. Şöyle diyorum. Hiçbir adam gelmedi. Hepsi dışarıda oynuyorlar derken dışarıda oynayan gelmeyen sayısını biliyor muyum? Hayır. O zaman bunlar belgesiz sıfat. Burada belki sıfatlarda şuna dikkat eder misiniz size zahmet? Bak bana. Birkaç, birçok gibi belirsizlik verenler gördüğünüz gibi nasıl yazıldı? Bitişik yazıldı bir takım da aynı şekilde. Tamam. Dikkat et şimdi bana. Her gördüğünüz belgesiz ibare, belgesiz sıfat olmak zorunda değildir. Bak. Birkaç kişiye birçoğunu dağıttı. Bak dağıttı. Gördük mü? Şimdi buna Roman rakamıyla bir dedim. Buna Roman rakamıyla iki dedim. Gördünüz mü? Bunun önünde kişi derken isim var. O zaman bu belgesiz sıfattır. Bunun önünde isim yok. E kalmış zaten. O zaman belgesiz zamir olacak ileride. Tamam mı? Buna dikkat. Bak yazıyorum. Bazılarını da. Bazı kişiler sevmez. Bazılarını da. Bazı kişiler sevmez derken. Kişi isim. İsmin önüne geldiği için elbette bu belgesiz sıfattır. Ama bazılarını derken bu zaten ne kalmış? Önünde isim yok. O zaman bundan belgesiz sıfat falan peşmakan olmaz. Anlaştık mı? Şimdi bana dikkat edin. En önemlilerden bir tanesi en çok sınavda beni sıkıntıya sokacak olan unsurla alakalı konuşmak istiyorum. Bir, bak. Bir, dikkat et. İsmin önüne gelirse, tek bir adet anlamındaysa, bu sayı sıfat olur. Tamam mı? Eğer bu bir, yine ismin önüne gelirse, yine ismin önündeyse ve bu herhangi bir anlamındaysa o zaman arkadaşlar bu belgesiz sıfat olur. Belgesiz sıfat olur. Eğer bu bir sözcüğü arkadaşlar bak aynı anlamındaysa aynı anlamındaysa o zaman bundan niteleme sıfat olur. Tekrar. Tek bir adet anlamında sayı sıfatı. Herhangi bir anlamında belge sıfat. Aynı anlamında direkt olarak niteleme sıfatıdır. Bakın şimdi. İyi dinleyin. Şimdi diyorum ki ben biri kullandım. Bak bir. Yazdım. Seninle bir boyda oğlum var. Biri kullandım. Bana sadece bir bilet lazım.
Sevgilime bilet buldum, kendime bulamadım. Paragrafı da yazayım net anlayın diye. Rahat olun, ÖSYM'e de paragraf içinde verecek. Bir gece ansızın gelebilirim. İlk önce üçünün de sıfat olduğunu tespit ediyorum. Evet. Şimdi bana bak. Bir boyda oğlum var. Aynı anlamını verdiği için niteleme sıfatıdır. Bir bilet lazım. Sevgilime buldum, kendime lazım. Al sana burada direkt olarak arkadaşlar bir adet anlamı verdiği için sayı sıfatıdır. Bir gece ansızın gelebilirim. Anam, herhangi bir gece ansızın gelebilirim. O zaman hangi gece olduğu belli değil. O zaman bu da belli sıfattır birine. Tamam. Şimdi birle alakalı bir saatli bomba daha vereceğim. Herkes gözünü seveyim, iyi dinlesin burada. Bak. Bir isim var. Bir tane de niteleme sıfatım var. Bir isim var. Bir tane de niteleme sıfatım var. Tamam. Yan tarafa da bunu aynen yazayım isterseniz. Bak. Aynen. Buyur. Kız. Kız. Bunlar isim. Niteleme sıfatınla yazayım. Güzel. Güzel. Buyurun yazdım. Niteleme sıfatı. Buyurun yazdım. Niteleme sıfatı. Şimdi dikkat et. Bir sözcü niteleme sıfatının önüne gelirse vay sayı sıfatı olur. Niteleme sıfatının arkasına gelirse, niteleme sıfatıyla isim arasına gelirse o zaman belki sıfat olur. Yani ben bir güzel kız dersem sayı sıfatı. Çünkü bir adet güzel kız. Güzel bir kız dersem bu belki sıfatı. Güzel olan herhangi bir kız demek istiyorum. Aynısını adam örneğinde de yapabilirsiniz. Bakın. Yaşlı adam. Bir yaşlı adam dersem bir sayı sıfatı. Yaşlı bir adam dersem o zaman yaşlı bir adam derken oradaki bir misler gibi ne oluyor arkadaşlar? Belki sıfat oluyor. Tamam mı? Burada belki sıfatlar bitişik yazılır dedim ya. Bakın. Şimdi iyi dinleyin. Bir takım hocam bitişik mi yazılır, ayrı mı yazılır? Belgisizlik anlamı verirse bitişik yazılır. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Bak. Bir takım kişiler. İsim belki sıfat. O zaman bu böyle. Ama şöyle yazarsam. Bana bir takım elbise al dersem, takım elbise, bir takım koltuk derken oradaki bir dikkat ettiyseniz arkadaşlar sayı anlamı veriyor. Takım elbisenin takımı da bire ait değil, takım elbiseye aittir. Buna dikkat edelim. Anlaştık mı? Dikkat edelim. Mesela aynı durum şöyle de geçerli. İyi bakın. Ben şimdi diyeceğim ki arkadaşlar size. Bak. İyi dinleyin beni. 1001 sayılar ayrı yazılır. Tamam mı? Depoya girdim. 1001 adet kitap var. Bu sayı sıfatı. Ama ben gerçekten belgisizlik verirsem. Kırlardan 1001 çiçek topladım. Kaç tane oldu belli değil ki. Türlü anlam veriyor. O zaman bitişik yazılır. Belgi sıfatı olduğunda dikkat ettiyseniz nasıl yazılıyor? Bitişik yazılıyor. Tamam. O zaman haydi bakalım. Şurada minicik bir bölüm açayım. Çünkü artık sona doğru geldik. Minicik bir bölüm açayım. Orada size birkaç şey göstereyim isterseniz hemen şöyle. Küçük bölüm olduğu için siz de silinme alanına şahit olun. Nasıl sildiğimizi şöyle bir görmüş olursunuz. Mis gibi sildim değil mi? Bence sildim valla. Evet. Tamam. Güzel. Şimdi. Hadi bakalım arkadaşlar. Herkes şimdi tahtaya bana baksın. Şimdi ben diyorum ki bak iyi dinleyin. Binlerce kişi. Milyonlarca insan. 3-5 kişi. 5-10 kişi. Bak. Kişiler isim. Bunlar sayı sıfatı değil.
kaç tane olduğunu bilmiyorum. Binlerce. 1000 mi, 2000 mi, 3000 mi? Milyonlarca, 2 milyon mu, 3 milyon mu? 3, 5, 3 mü, 4 mü, 5 mi? 5, 10, 5 mi, 6 mı, 7 mi, 8 mi, 9 mu, 10 mu? O zaman bunlar misler gibi ne sıfatı olur arkadaşlar? Belki sıfat olur. Hem de 10 numara 5 yıldız biçimde. Tamam mı? Ve gelin belki sıfatların ismin önüne geldiğini ve belki sıfatların nasıl olması gerektiğini teknolojimizi kullanalım. Hemen burada görelim. Belki kişi ismin önüne geldiği başka kişi kim olduğunu bilmiyorum. Belki sıfat. Hiçbir çocuk önüne gelmiş belgisiz sıfat. Herhangi bir kişi önüne gelmiş belgisiz sıfat kim olduğunu bilmiyorum. Ama hiçbirinin önünde isim yok. İleride belgisiz zamir olacak. Şu an belgisiz sıfat falan değil. Bak birkaç kişi önüne isim gelmiş belgisiz sıfat. Birkaçın önünde isim yok belgisiz sıfat değil. Birçok adam. Önünde isim gelmiş. Belgi sıfat. Birçoğunun önünde isim yok. O zaman belgi sıfat falan değil. Evet. Bir oradayım. Hemen geldim. Buradayım. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar son bir sıfat cinsiyle bir deyim hikayesine geçeceğiz. Akabinde de derse ne yapacağız Allah nasip kısmet ederse tamamlayacağız. Hadi bakalım. Şimdi sıfat cinslerinin hepsini anlattık. Bir tek soru sıfatımız kaldı. Ondan bahsedelim. Sonra arkadaşlar olayımızı bitirelim. Bak. C belgi sıfat demiştim. Şimdi D ne sıfatı diyorum? Soru sıfatı diyorum. Bak gençler. Soru soracak. Bak soru ifadeleri. Kaç. Kaçar. Kaçıncı. Şöyle çekileyim. Hangi. Nasıl. Ne kadar? Tamam mıyız? Evet. Şimdi bak. Kaç ev? Kaçar ev? Kaçıncı ev? Hangi ev? Nasıl ev? Ne kadar ev? Vay. Önüne isim geldi. Önüne isim geldi. Ve isme soru sorduğun için ben bunlara soru sıfatı derim. İsme soru soruyor. Anlaştık mı? Peki bana bakar mısınız? Cevabı da sıfattır bunlar. Beraber cevap verelim mi? Gerçekten cevabının sıfat olduğunu hep beraber görelim. Bak. Mirastan kaç ev düştü diyorum. Vallahi hocam. Mirastan. 5 ev düştü. Bak. Kaçar ev düştü mirastan? Vallahi 5'er ev düştü. Kaçıncı ev senin? Vallahi 5. ev benim. Hangi ev senin? Vallahi bu ev benim. Nasıl ev istersin? Valla pembe panjurlu ya da güzel ev isterim. Ne kadar evim var? Valla çok evim var. Bak cevapları da sıfat. Cevapların ne sıfatı olduğunu hatırlayın. Asıl sayı sıfatı sayı sıfatta geç. Birleştirme sayı sıfatı sayı sıfatta geç. Sıra sayı sıfatı sayı sıfatta geç. İşaret sıfatı, güzel ev, niteleme sıfatı çok da belki sıfat. Çok ev, az ev derken kaç tane olduğunu bilmediğin için belki sıfat. Yani... Dikkat ederseniz sıfatın cevabı yine bir. Nedir gençler? Sıfattır. Değil mi? Bak şimdi. Herkes dikkatini bana versin. Şimdi yazdım ki ben. Buraya nasıl geldin? Nasıl iş istersin? Kaç kişi... Seni gördü. Sınavdan kaç aldın? Ne kadar uyudun? Ne kadar para verdin? Bak. Gençler. Bu da nasıl? Bu da nasıl? Bunun önünde isim olduğu için soru sıfatı önünde isim yok gitti. Bu da kaç? Bu da kaç? Bunun önünde isim olduğu için soru sıfatı, önünde isim yok, soru sıfatı değil. Bu da ne kadar? Bu da ne kadar? Önünde isim olduğu için soru sıfatı, önünde isim yok, soru sıfatı falan değil. Mevzuyu anladık mı? Hikayemiz bundan ibaret. Demek ki soru sıfatı bizim için oldukça kolay. Demek ki belirtme sıfatları bizim için nelermiş? İşaret,
sayı, belgisiz soru. Demek ki belirtme dediği zaman aklımıza bizim bunlar gelecek. Aa, dünyanın en kolay konusu. Rahat olun. 2 dakika sürecek. Arkadaşlar, dur başlığı yazayım da. Başlığı yazdıktan sonra 2 dakika tutun, tamam mı? Başlığı yazayım. Bakın. Sıfat tamlaması. Sıfat tamlaması. Bakın bana. Sıfat tamlaması da hikaye şudur. Sıfat varsa sıfat tamlaması vardır. Geçmiş olsun, bitti. Sıfat tamlamasını aslında görmüş olacaktır. Sıfat varsa sıfat tamlaması vardır. Sıfat varsa sıfatın önünde mutlaka ne olmak zorundadır? İsim. Bitti. Sıfat tamlamasının kuralı budur işte. Bitti. Hocam hangi sıfatlı olur? Her sıfatlı olur. Güzel ev. Şimdi sıfat türlerini söyleyeyim. Bu ev. 3 ev. Birkaç ev. Ve kaç ev? İsim. Güzel ev hangi sıfatla olmuş? Niteleme sıfatıyla. Bu işaret sıfatıyla. 3 sayı sıfatıyla. Birkaç belgesi sıfatla. Kaç soru sıfatıyla. Sonuçta sıfat varsa, önünde de isim varsa nedir o sıfatlarımız? Bazen öğrenci diyor. Hocam diyor, ben diyor sıfatları bulabiliyorum mu diyor. Sıfat tamamlamasını bulamıyorum diyor. Ulan sen sıfatı bulduysan zaten neyi bulmuşsun? Sıfat tamamlaması bulmuşsun. Sıfatın olduğu yerde sıfat tamamlaması var. Evet. Şimdi geldik. En sevdiğiniz yer. Bir deyim, bir hikaye. Demek ki dersin sonu gelmiş. Bak. Bir deyim arkadaşlar. Hani bunlar her tarafta karşımıza çıkar. Anır eşeğim anır. Adın deftere geçti. Deyimimiz bu. Değil mi? Hak etmediği bir makama gelip yetkilerini kullanarak olur olmaz ahkam kesen veya küçük bir başarı sonucunda ortalığı velveleye veren kişiler için kullanılan bir deyimdir. Yani arkadaşlar bir makama geliyor, yetkilerini kullanıyor. Asıl olay şu. Minicik bir başarıyla ortalığı velveleye veriyor arkadaşlar. Bunun için anır eşeğim anır, adın deftere geçti denir. Şimdi hikayesini anlatayım. Eşek burada. Tanzimat döneminde insan saymak isteyecekler. Aslında nüfus sayımı önemseniyor. Ama yumuşak geçiş yapmak istiyorlar. İlk önce hayvanları sayalım, sonra insanları sayarız diyor. Çünkü insanlar sayılmaktan hoşlanmıyor o dönemde ve buna karşı gelecekler. Tanzimat döneminde hayvan sayımı yapılıyor arkadaşlar. Hayvan sayımı yapıldığında memurlar geliyor, köylüler, çiftçiler işini gücü bırakıyor. Herkes hayvanlarının başında sayım ekibinin gelmesini bekliyor. Bir çiftçi zaten sinirli. Bir sürü işi gücü var, bırakmış. Ağırda hayvanların başında bekliyor. Sayıyorlar işte 4 inek, 2 eşek falan yazıp gidiyorlar. Tamam. Ve bir çiftçinin evinde arkadaşlar eşek var. Tamam mı? Memurlar neyse sayımı yapıyorlar. Gidiyorlar ama eşek habire anlıyor. Durmuyor. Dur babam dur. Hiçbir şey bilmiyor. O anda diyor ki eşeğine bakıyor. Lan hiçbir işe yaramadın. Senin yüzünden zaten hiçbir şey yapmadım diyor. Anır eşeğim anır. Adın deftere geçti. Memur çoktan seni yazdı. Ama sen hala ne ahtemeyi anırıyorsun diyor. Ve burada aslında ortalığı velveleye veren kişiler için daha sonra kullanılıyor. Yani küçük bir başarı var. Ortalığı velveleye veriyor. Eşek de burada arkadaşlar alt tarafı başarısı sadece adını deftere geçirtmek. Sayım da sadece orada durdu ama habire anırarak ortalığı velveleye veriyor. Demek ki küçük bir başarıyla ortalığı velveleye veren kişiler için anır eşeğim acınanır adın deftere geçti. O zaman gençler hocanız sizleri çok seviyor. Diğer videoda sıfatlarla birlikte devam edeceğiz. Sıfatların özel biçimlerini, adlaşma sıfatı göreceğiz. Ve diğer unsurlarla sıfatlarda yapıyı göreceğiz. Ve sıfatları diğer videomuzda bitirmiş olacağız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.